Kürşat Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Selamlar Ali sen de. Bizi ilk defa izleyenler için küçük bir not düşeyim ben. Kürşat Bey bir day trader ve her hafta bizlerle BIST tarafının ve zaman zaman emtia tarafının, zaman zaman da yurt dışı piyasaların teknik görünümünü yorumluyor bizler için. Çoğunlukla hafta kapanışlarında yapıyoruz. Daha öncesinde bir hafta başında da yaptık ama sağ olsun o da bizim takipçilerimizin taleplerini yerine getirdi ve biz yine tekrardan hafta kapanışını aldık. Her cuma hafta kapanışını değerlendiriyoruz ve sonraki haftada neler bekleriz onları yorumluyor bizler için. Şimdi Kürşat Bey, bu hafta oldukça kritik demeyeyim, yorucu ve üzücü bir hafta geçirdik. Evet. Sürekli böyle kırmızılar gördük ama sizin de söylediğiniz destek seviyelerine geldik. Şimdi ne olacak? Biz ne yaşadık? Bundan sonra ne olur? Onları siz bize anlatabilir misiniz? Tabii burada herkese merhabalar öncelikle. Ya, öncelikle burada şeyi söyleyeyim. Yani küresel konjonktürdeki değişiklik, işte geçen haftalarda konuştuğumuz Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail'in başlattığı operasyon, işte dün itibariyle kara operasyonunun meclisten onay alması, hükümete bu yetki verildi. Tabii bunlar şey tarafında ciddi anlamda çok güçlü bir satışı beraberinde getirdi bizim borsamızda. Neden bizim borsamızda böyle? Yani diğer yurt dışı borsaları bu kadar etkilenmezken bizim borsamız neden bu kadar aşağı yönlü bir hareket başlattı? Ya burada tabii şeyi şöyle okumak lazım. Yani biz bu bölgeye yakın bir ülkeyiz ve komşu olduğumuz ülke Suriye de hemen İsrail'e yakın bir ülke. İşte ondan sonra Ürdün, Lübnan, bu ülkelere yönelik özellikle işte Suudi Arabistan'ın, Amerika'nın, ondan sonra Rusya'nın bu tür işte vatandaşlarını oradan çıkarmaya yönelik açıklamaları, ondan sonra şeyler, diplomatlarını geri çağırmaları falan gibi durumlar, halk hareketleri tabii ki endekste ciddi anlamda bir baskıyı da beraberinde getirdi bu hafta. Bu baskı baktığımız zaman hisselerin, yani geçen hafta konuştuğumuz, görebileceğimiz dediğimiz o 7.350-7.450 bandı seviyesini bugün itibariyle gördük. Bundan sonraki hafta bu satışlar devam ederse nereye kadar gidebilir? Ona bir bakalım. Ondan sonra eğer yani biz negatif bir haberle buraya doğru geldiğimiz için bir pozitif haber oluşması durumunda da bu kayıpları hızlı bir şekilde alma ihtimalimiz doğabilir diye düşünüyorum. Şimdi endeks 100 tarafına baktığımızda böyle haftalık olarak neredeyse 21 haftalıklara kadar geldik. Endeks 100'de bu 21 haftalıklar 7200 seviyelerinde. Yani buradan yaklaşık 300 puanlık bir marjdan bahsediyoruz aslında. Önümüzdeki hafta bu seviyelere kadar gelme ihtimalimiz olabilir. 7190, 7200 seviyelerine kadar önümüzdeki hafta bir hareketin devamını bekleyebiliriz. Ama ve lakin bugün özellikle hacim, yani son 3 günkü hacimlere baktığımızda evet artan bir hacim var. Ancak geçmişteki özellikle zirve seviyelerdeki hacimlere göre de düşük hacimle aşağı yönlü işlem olduğunu görüyoruz. Aslında yükselen trendlerin içerisindeki nasıl diyelim? Yükselen trendin içerisindeki bu şekilde düşük hacimle devam eden satışlar bunun bir düzeltme olarak kalması ihtimalini bir yanımızda tutuyor. Onun Çok haricinde agresif bir düşüş değil yani, burada öyle mi yorumlamak lazım? hacimler eğer burada bu trend esnasında oluşan işte yaklaşık olarak yani şurada 13 günlük bizim ortalamamız var. Bu 13 günlük ortalama üstünde hacimli bir baskı olsaydı, hani hiç geçememiş bu 13 günlük ortalamalarımızı, o zaman diyebilirdik ki bu hacimli bir satış diyebilirdik. Hacimli olmamasının sebebi ne? Alıcı olmaması. Yani tahtalarda alış tarafında iştahın olmaması ve bu sefer satış tarafında çok düşük miktarda, işte özellikle Bank of America'nın bugün iş yatırım tarafı da biraz satıştaydı ama orada altın esprit satışları vardı. Onun haricinde işte yatırım finansının, infonun gibi böyle, yani satış tarafında olan
kurumlar açısından söylemek gerekirse. Yani burası bizim önemli bir desteğimiz. Hani bu desteğin kırılması, 7350-7450 bandının kırılması aşağıda bizi bir 100 puan daha, 100-200 puan daha bir aşağıda seviyelere doğru çekebilir. O da 100 günlüklerimize geliyor. Temel anlamda baktığımızda şirketler tarihsel fiyatlamaları açısından bakıyoruz. Yani temel anlamda, ciddi anlamda yani iskontolu seviyelere geldiğini görüyoruz. Yani mesela burada aracı kurum raporlarına baktığımızda işte bu hafta piyasayı negatif etkileyen aracı kurumların bir tanesi de HSBC'ydi. Yani Tüpraş Enerjisi %50 civarında sat önerisi verdi. Bu tabii Tüpraş şu anda endeksteki en güçlü betası itibariyle en güçlü hisse olduğu için tabii bu sefer ne oldu? Endeksin üzerinde Tüpraş satışlarıyla beraber ciddi anlamda güçlü bir aşağı yönlü baskı hareketi oluştu. Şimdi sadece Tüpraş da değil, işte havayolu tarafı hakeza, ondan sonra demir çelik tarafı, Kardemir, Ereğli tarafı, işte Kozal grubu, İpek, geçen hafta İpek'i konuşmuştuk çok güçlü bir trend içerisinde diye. Hani bu hafta da çok hafta başında Koza ve Kozal'dan ayrı bir şekilde bu trendi devam ettirdi. Yani şu anda önemli bir destek seviyesini test ettik ve bu destek seviyesinden yaklaşık 60 puanlık bir tepki hareketiyle günü tamamlamış olduk. Bu tepki hareketi devam eder mi önümüzdeki hafta? Bir güçlü alıma ve tekrardan işte 8000'lere doğru devam eder mi? Devam etmesini beklerim. Buradan oluşacak bir tepki hareketinde özellikle 8100 bantlarının üzerinde bu tepki hareketinin ben tekrardan zirve deneme ve yukarıda işte 9000 rakamlara doğru bir itki oluşturmasını beklerim. Kötü bir haftaydı. Yani aylık olarak da kötü bir kapanış aldığımız bir döneme doğru geliyoruz ama bu şu demek değil. Hani bu iş bitti. Ondan sonra buradan aşağı doğru devam edeceğiz. İşte ne bileyim hani 6000'ler, 5000'ler falan gibi değil. Burada tepki hareketleri mutlaka oluşacaktır ve bu hareketlere de sert oluşmasını beklerim. Ben biraz söylemlerinizden anladım ama yine de sormak isterim. Aslında bu düşüş bir alım fırsatı gibi görülebilir mi? Tabii biz şu anda endekse bakarak konuşuyoruz ama yani hisse özelinde tabii ki insanların değerlendirmesi mantıklı olur ama şimdi endeks böyle düşerken tabii ki birçok hisse aslında benzer şekilde düştü ve ben kendi adıma şöyle şey yapıyorum. Yani öyle bir seviyeye geldik ki sanki buradan yapacağımız ve maliyetlerimize taşıyacağımız hisseler daha karlı olacak gibi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aradaki o 500 puanlık farkta benim elimde tuttuğum hissenin tekrar kendi maliyetine gelene kadar sanki biraz daha bir kar var gibi. Yani burada bir daha bir almak lazım mı ya da çok mu çaylağım ben? Yani şimdi şöyle, sonuçta şu anda bilanço dönemine girdik. İşte bilançolar tek tek gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta daha güçlü şirketlerin, endeks üzerindeki etkisi güçlü olan şirketlerin bilançolarını göreceğiz. Üçüncü çeyrek bilançoları da ciddi anlamda çok güçlü kar rakamları açıklayacak şirketlerimiz var. Burada sektör sektör hani bunları zaten birçok insan birçok yerde dile getiriyor. Tabii ki burada bence önemli olan hani temel anlamda şirketin karlılığında herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Teknik anlamda biz seviyelere bakarız, ondan sonra işte alımlar yaparız ya da hani gün içi day trade yaparken stop oluruz döneriz falan ama artık buralar yani bu bölgeler özellikle işte yani 7500-7100 seviyesinin üstü seviyelerden bahsediyorum. Bu bölgeler bence iyi bilanço getirecek şirketler açısından iyi fiyatlamaların olduğu yerler olarak görüyorum. Yani bu baskı yukarı yönlü bir harekete evrildiğinde yani bu bir nevi oku germek gibi. Yani okun yayını germek gibi. Şu anda biz 8560 seviyesindeki gördüğümüz endeks rakamlarını 8562 görmüşüz tepede. Biz şu anda 7500 seviyesine geldik. Yani yaklaşık 1000 puanlık bir marjdan bahsediyoruz. Endeks olarak baktığımızda böyle. Buradan tepki hareketleri 300-400 puan oluşması ihtimali var.
iyi bir pozitif haberle belki çok daha güçlü bir şekilde. Ama bu geri çekilmenin nihayetinde endekste güçlü bir akımın tekrardan ATH'a doğru devam etmesi ve sonrasında da güçlü bir şekilde endekste hareketlerin devam etmesini beklerim temel anlamda. Çünkü hisselerdeki mesela geçen haftalarda 8400 seviyelerinde yaptığımız yayınlarda şundan bahsediyorduk, şunu konuşuyorduk hatırlarsınız. Upside'ların daraldığından bahsediyorduk. Yani bir şirkete upside veriliyor, sallıyorum işte BİMAŞ'a 420 TL, 450 TL gibi upside veriyor bir şirkete. Şu anda mesela BİMAŞ'a baktığımızda artık biraz daha fazla gidecek yeri olmuş oldu bu düşüşle beraber. 285 seviyelerine geldiğini görüyoruz mesela BİMAŞ'ın. Şimdi bu upside'lar nerelerde geldi? 340'larda işte daha doğrusu 320'lerde, 315'lerde falan geldi baktığınızda. Dar upside'lardı. Yani yukarı yönlü gidebileceği seviyeler olarak dar upside'lardı. Şu anda yani %30, %40'lık, %50'lik upside'lardı. Şu anda baktığımızda neredeyse %70-80'lere çıktı. Yani bu ne demek? Artık o zaman endeksteki aşağıdaki marjda, hisselerdeki aşağıdaki marjda daralırken yukarıdaki beklenilen marjların biraz daha güçlü bir şekilde şey yapılabileceği, hani orta uzun vadeli yatırımcı için bu upside'lar buralarda alım fırsatı olarak görülürse, yani bu hisse özelinde demiyorum ama iyi bilanço getireceğinden emin olduğumuz şirketlerde bence o upside'ları sene sonuna kadar yakalama ihtimali olabilir. Sene sonu itibariyle de belki tekrardan 5 haneli endeks rakamlarını görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle sorayım Kürşat Bey, biraz böyle bizi izleyen her kesime bir cevap vermek adına. Şimdi orta ve uzun vade bakanlar için aslında upside'ların da genişlemesiyle şu anki geri çekilmeden sebep bir alım fırsatı doğuyor. Yani burada bir eklemeler yapacaksak bizim kendi portföyümüze zamanı gibi gözüküyor. Day trader'lar açısından baktığımızda da önümüzdeki günler daha hareketli geçecek belli ki. Şimdi burada ama merkeze koyduğumuz şey bilançolar oldu ya. Şunu sorayım. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi bilanço açıklandığı zaman, day trader için soruyorum bunu. Bilanço açıklandığı zaman satmak mı gerekir? Yoksa orada bilançoyla o hisse daha da mı ilerler gider? Yani haber gerçekleşince mi satarız? Yoksa öncesinde mi satarız? Oradaki bilançoyu mi satarız? Siz nasıl davranıyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Mesela Tuasso hissesi özelinde konuşalım. Tuasso iyi bilançolar getirmeye başladıktan sonra işte yani ciddi anlamda güçlü bilançolar ve şey getirmeye başladıktan sonra yüzlü seviyelerden neredeyse işte nereye gördü? 318'li seviyeleri gördü. Yani bilanço ile beraber bu fiyatlamaları biz gördük. Ya da Ford Otosan neredeyse 1000 seviyesine kadar yukarı gittiğini gördük bilanço hareketleriyle. İşte ondan sonra yani çok iyi bilanço getiren yine işte BİMAŞ gibi, Migros gibi hisselerde de yine aynı şekilde biz fiyatlamaların bilançoyla aslında yani endeksin yakıtı bilançolardır. Yani bilançolar ve bilanço dönemi endeks için en büyük katalizördür. Çünkü siz aldığınız şirket kar üreten ondan sonra veya bu ürettiği karla beraber bir fiyatlama gören bir şirket ve siz bu şirketi yatırım yapıyorsunuz. Yani orta uzun vadeli yatırımcı için söylüyorum. Hani scalp trader'lar zaten hani genellikle grafiker grafik üstündeki hareketlerden ondan sonra ona yönelik akımdan yararlanmaya çalışan gün içi day trader'lar. Ama endeksin hani katalizörü bilançolardır. Şimdi bilanço döneminde iyi şirketlerimizin çok çok iyi bilanço getirdiğini göreceğiz. Çok yani bu dönemi çok iyi geçirmiş, bu üçüncü çeyreği çok iyi geçirmiş, yaz dönemini iyi geçirmiş şirketlerimizin çok iyi bilanço getirdiğini göreceğimiz bir bilanço sezonuna giriyoruz. Bu baskı mesela şu anda diyelim ki bir şirkete alım yaptık, iyi bir bilanço getireceğini beklediğimiz bir şirkette alım yaptık ve bu şirkette iyi bilançoyu getirdi. Burada bir trend oluşuyor mu, oluşmuyor mu buna bakmak lazım. Ya mesela Tuasso için
konuşalım. Daha sonra diyelim ki bilanço rakamlarıyla beraber işte tekrardan şu anki takip ettiğim işte 9 günlük, 21 günlük ve 55 günlük bütün üstel hareketli ortalamaların üstünde, yani 280 bantların üstüne doğru bu bilanço fiyatlaması ve bilanço gelişi ve sonrasında bunu görebilirse mesela 280 üstünde muhtemelen tekrardan bir trend başlatma ihtimali olabilir. 304 seviyesinin üstünde de daha güçlü bir şekilde yukarı gitme ihtimali olabilir. Bunu yatırımcı elbette yani gün be gün ya da hafta hafta takip ederek, ama yani scalp olayı burada kenara koyuyorum. Yani burada bu trendin oluşup oluşmadığını özellikle direnç seviyelerindeki hareketlerine göre, bir daha 304'e gelip oradan satış yiyip işte tekrardan 306'larına, ondan 395 altlarına gidiyorsa, burada maliyetlendiysen 245'te bilanço fiyatlamalarıyla 304'ü geçemeyen bir yapının içine giriyorsa, tabii ki burada risk alınıp, yani neyin riski? Yukarı gitme potansiyelinin, yani burayı bir geçsin göreyim, yani 304'ün üstünde ben bir fiyatlamayı göreyim ya da 305'in üstünde bir fiyatlama göreyim mantığıyla bakılırsa, aynı mantıkla yine bilanço dönemlerindeki hareketlerine falan baktığınızda uzun vadeli olarak bir yatırımsa bu, tekrardan o bölgenin üstünde belki 290'da ya da 295'te stop oldunuz, geri geldi çok sert bir şekilde, ondan sonra işte yani orta vadeli yatırımcı için konuşuyorum, karınızı aldınız ve sonrasında da fiyatların 304'ün üstüne gittiğini gördünüz. O zaman işte burada tekrardan trende oturmazsanız, bu sefer oluşacak yeni trendde sallıyorum, bu belki 2024 yılı için 400 liralar, 500 liralar, 600 liralar neyse, buralara kadar böyle bir trend oluşturdu ve devam ediyor. Yani o zaman tekrardan o verdiğiniz marjın üstünde bir alım yapmanın, yani bizim momentum traderların yüksekten al, hani yüksekten sat, o scalp için bir şey, ama hani burada yüksekten tekrardan trende girmenin şeyini, marjını ileride yapacağı kapanışlarda çok çok, yani o 10 liralık marjı belki çok çok daha işte ne bileyim 50 lira, 100 lira gibi böyle bir marjla takip edebilir yatırımcı. Burada tabii bilançoyu gördükten sonra, o bilanço öncesi fiyatlama ve bilanço sonrasında iyi bir bilanço ve sonrasında da güçlü bir şekilde devam eden fiyat hareketleri. Yani burada fiyat hareketleri tabii ki seans içinde baktığınızda işte karınız azalıyor ya da hani bir fiyattan alım yaptınız, tabii ki sıkıntıya sokabilir insanı o anda, ama burada bence yatırımcının şuna odaklanması bence çok önemli diye düşünüyorum. Yatırımcı burada şirket karlılığını güçlü bir şekilde devam ettiriyor mu? Yani bu enflasyonist ortamda getirdiği karlılık iyi mi? Bu. Ama işte geçen sene şirket 1 milyar kar etmiş. Bu sene yine 1 milyar kar etmiş. Bu mesela çok iyi bir bilanço olmayabilir yani. Hani çok daha iyi getirmesi lazımken ya da şirket zarar açıklamaya devam ediyor. Yani burada bir trend oluşmasını bekle, yani ekstra bir haber akışı olmayacaksa burada bir trend oluşmasını açıkçası zaten bekleyemeyiz. Ama güçlü bir şekilde bir bilanço açıklamış, daha önceki bilançoları, ve bu bilançoda da çok güçlü bir bilanço açıklaması ihtimal dahilinde olan bir şirket hayal edelim. Bu şirketin mesela hangisi diyelim? Öyle bakalım. Koçoy bakalım mesela, holding bakalım bir tane de. Şimdi bu arada ben eskiden işte gece borsası diye yayınlar yapardım. O sırada şöyle bir hep şeyim vardı. Güçlü boğa piyasasında EMA 55 seviyesi, yani şu anda ekranda gördüğünüz sarı bölgenin altına geliş, ilk gelişi fiyatlamaların her zaman ben alım fırsatı olarak görürüm. Yani şu anda endekste de aynı şey var. Ondan sonra bunu bence yani bunun ne demek istediğimi hani önümüzdeki haftalarda bence anlayacağız. Yani Koç Holding mesela bugün gün dibine ise bir kapanış yapmış. Bilançosunu iyi getireceğini beklediğim şirketlerden bir tanesi Koç Holding mesela. Burada da mesela şu anda hareketli ortalamalar nerede? 146 seviyesinde, yaklaşık bir 7 liralık bir marjdan bahsediyoruz aslında. Tabii bunu teknikle ve temelle şey yaptığımız zaman, diyelim ki önümüzdeki hafta tekrardan bantlara geldi, bilanço fiyatlaması
başladı ve yukarı yönlü bir hareketi başlattı. Ve bu bilanço seviyesinde çok iyi bir bilanço getireceğini bekliyorsunuz bir de diyelim. Burada Koç Holding tarafında aynı şey mesela hangi seviyeler işte geçemediği, en son düşüş esnasında geldiği tepki aldı ama geçemediği seviyeler 152 seviyede. Bu seviyenin üstünde artık Koç Holding'de yeni bir trend başlaması ve böyle karda oturmanın gerektiği bir dönem olabilir mi? Olabilir. Ya da bankacılık endeksimize baktığımızda, yani bankacılık endeksimizde de çok ciddi anlamda aşağı yönlü marjlar oluştu. Şimdi kredi maliyetleri artıyor. Ondan sonra mevduat faizleri artıyor. Ondan sonra diğer gruplarda ciddi anlamda bankacılık karlarına ilişkin ciddi anlamda hani banka tarafının pozitif anlamda şey yapılabilecek durumlar var. Şimdi iş CTR yani 21-60 seviyesine kadar bir geri gelmiş. Yine EMA 55 seviyesinin altında bir seviye. Bu tarafta mesela yine aynı şekilde birleşmeye yönelik de bir haber var. Şirket kurulumuna yönelik ve bu şirketin halka arzına yönelik de CEO'nun açıklamaları falan var. Baktığınızda bu fiyatlamalar yani bilançosu iyi gelecek mi? İyi geleceğini bildiğim şirketlerden bir tanesi İşçiyeter mesela. İşçiyeter tarafında da aynı şekilde. Bu bilanço beklentisiyle tekrardan hareketli ortalamanın üstüne attı diyelim 23-70 seviyelerin üstünde 24-50 bantların üstünde bir hareketi gördük. Bu sefer yatırımcı burada kendi kabuğunda sıkı bir şekilde trende tutulması lazım diye düşünürüm. Yani bilanço geldi, işte çok iyi bilanço getirdi. Ondan sonra işte o günde %5 marjla kapattı, karımı aldım çıktım. Tabii ki bu bir yöntemdir yani swing olarak. Ama yukarıda oluşacak marjlar açısından baktığımızda burada bence çok ciddi anlamda marjlar kovalanabilir. Bir de tabii ki şu anda mesela Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra bir taban olmuştuk. Ama o tabandan sonra tarihi bir ralliye kalktık. Yani 1800 seviyelerden işte 5000'lere doğru ya da 3000 ilk önce 2400'lere gittik. Hatta işte 5000 seviyelerine falan devam ettik. Yani şöyle söyleyelim nasıldı. 1800 rakamlardaydık yanlış hatırlamıyorsam. Oralara kadar geri çekilmiştik. Oradan 3400 rakamlara kadar endeksin devam ettiğini gördük. Yani enflasyonist ortam devam ediyor. Ondan sonra şey tarafına baktığımızda, bilançolar tarafına baktığımızda iyi bilanço getirecek, iyi bilanço getirmesi yüksek ihtimalle parakende sektörü gibi işte sektörlerin hani havacılık sektörüdür, ne bileyim parakende sektörüdür, ondan sonra bankacılık sektörünün iyi bilanço getirecek endekse katalizör olabilecek sektörlerinde olduğunu biliyoruz. Tabii ki burada bu bilanço döneminin endeksin ciddi anlamda pozitif tarafa geçmesine vesile olabileceği ihtimali bence masada. Ama tabii ki kara harekatı oldu. Ondan sonra ciddi anlamda satışlar devam etti. Ve işte 7100 seviyelere geldik. Bence eğer böyle bir satış gelir ve 7100 seviyelere gelirsek orada da ciddi anlamda marjlar yakalanabilir diye düşünüyorum İhsan Bey. Kürşat Bey, şimdi ben yayına başlamadan önce şimdi izleyenler de aynı şeyi mi düşünüyor bilmiyorum. Lütfen onlar da yorumlara yazsınlar. Çok daha böyle karamsar şeyler konuşuruz diye düşünüyordum ama baktığımızda aslında bir fırsat dönemine geliyoruz gibi anladım ben de. Ve yani, biraz moralim düzeldi diyeyim. Şu an her ne kadar bakiyem eksi olsa da biraz daha böyle hani buradan bir dönüş sinyalinin oluyor olması. Özellikle sizin bu bahsettiğiniz ortalamanın yüksek ralliden sonraki ilk tepkisinin pozitif olması konusuna çok sevindim. Umarım öyle de gerçekleşir senaryo. Tabii ki bunu %100 kimse bilemez ama sizin anlattığınız sebeple ve tecrübenizde işler iyiye gidecek gibi gözüküyor. Ben iki tane şeyi sorayım. En kötüyü görmemiş olabiliriz. Ama en kötüyü görsek de ben işin renginin pozitif tarafa evrileceğini düşünenlerdenim. Şöyle hemen burada sözünüzü böldüm. Özür dilerim. Estağfurullah. Demin söylemek istediğim şuydu. Sert rallilerde EMA 55 bölgesinin altındaki fiyatlamaların hani neye vesile olacağına yönelik
Mesela Arjantin borsası örneği var. Ülkemize evet enflasyon olarak ya da işte para birimindeki kara borsa hikayeleriyle falan çok yani onlar çok çok ileri bir seviyede olsalar da hani enflasyonist ortamda bir inceleme yapmak gerekirse EMA 55 seviyeleri yani sarı bölge altındaki fiyatlamalar özellikle ralliden sonraki gelişler ve sonrası yani endeksine işte 180.000'den şu anda 800.000 hatta çok sert bir düşüş yaşanmıştı şey tarafında Ağustos tarafında onlar düşerken biz hala böyle işte tutunmaya çalışıyorduk falan. Orada da yaklaşık işte Arjantin borsası 700.000 seviyelerinden çok kısa bir sürede 500.000 seviyesine kadar geri geldi. Yani 200.000 puanlık bir geri geliş oldu. Burada EMA 55 seviyesi, 55 günlük hareketli ortalama seviyesinde alım yapan yatırımcı şu anda yaklaşık işte Eylül'ün 12'sinden Ekim'in 20'sindeyiz değil mi? Bir ay bir hafta. 5 haftalık bir süreç. Buradan alanlar yaklaşık olarak şu anda 800 bin endeksi gördü. Hatta 850 bin endeksi gördü. Yani tabii bunları anlatırken yani işte hani enflasyonist ortamda borsa düşmez falan gibi böyle bir şey söylemiyoruz zaten. Düzeltmeler bu işin doğası gereği olması gereken olan olduğu zaman çok can yakan ama sonrasında yani her şey karamsar gibi gözükürken fiyatlamalar aşağı gibi gözükürken evet can yakan ama sonrasında çok büyük marjlar elde edebileceğiniz bir fırsat olabilir mi? Olabilir. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Yani evet. Bu bir süreç baktığınızda. Bir ayda yüzde neredeyse baktığınızda işte hani 500 bin endeksten şeye gittiğinizde %60'lık bir marjdan bahsediyoruz bir ayda. Yani enflasyon ne orada işte %120 bantlarında %120 ise senelik enflasyon bir ayda %60'lık bir marjdan bahsediyoruz. Yani bu çok büyük bir marj baktığınızda. Hani bu düzeltmelere yönelik hani bir örnek olsun diye gösteriyorum. Ya da kendi endeksimizden bakalım insan bir. Yani o yüzden hani dediğim gibi karamsar olmaya çok gerek yok gibi. Yani şu anda biz de EMA 55 altı fiyatlamalar yapıyoruz. Biz 100 tarafında. Ama hep bu daha önceki yayınlarda konuştuk ya 7350 bölgesi bir demir beton gibi. Buraya her geldiğimizde hep sekiyoruz diye. O yüzden ben de bugün alım tarafındaydım. İnşallah iyi marjlarla bu trendi eğer sürebilirsek güzel yerlere getirme ihtimalimizi düşünüyorum. Evet. Şimdi bir de Kürşat Bey şeyi merak ediyorum şu anda. Tabii savaşın da etkisiyle belki daha önceki haftada aslında önceki hafta diyorum tam bir haftayı dolduracağız az kaldı. 6 gün falan oldu. Altına bakmıştık. Altını merak ediyorum. Bir de Bitcoin'i tabii merak ediyorum. Çünkü Bitcoin'i biz konuştuğumuzda bir önce ETF onaylandı haberi geldi. Sonra onun yanlış haber olduğu ortaya çıktı. Ama bugün yine böyle bir hareket yaptı. Şimdi önce altında sonra Bitcoin'de siz nasıl bakıyorsunuz? Bitcoin tarafında şu an bir pozisyon var mı? Onları öğrenmek isteriz. Evet. Şimdi Bitcoin tarafında temkinli, iyimser bir şekilde stop seviyelerimi yukarı doğru kaydırmaya çalıştım. Şu şekilde yani 27.500'e ilk önce çıkardım stop seviyesini. Ondan sonra 27.890'a çıkardım. Bu iki seviye patlamadı. Şimdi 28.350'ye çıkardım. Bu seviyeyi de koruyor şu an. Bugün itibariyle en fazla işte en düşük 560 falan gördüm. Muhtemelen bu yukarı yönlü bu trendi sürerken stop loss demeyelim kar al TP seviyemi yukarı yönlü revize etmeye devam edeceğim. İz süren stop diyelim. Şöyle tekrardan şeyi açıyorum. Hemen bir Bitcoin'e bakalım. Ondan sonra da altına bakalım. Altın tarafında da güzel bir hareket var. Tamam, şimdi hatırlarsınız Ekim ortasından bahsetmiştim Bitcoin tarafında. Tabii ki fake haberle yukarı gitmesinin bence çok büyük bir esprisi yok. Benim burada beklentim zamansallık olarak baktığımda zamansal olarak beklentimin en önemli sebeplerinden bir tanesi indikatörler. İndikatör ve otülatörlerdi. Burada ciddi anlamda haftalıklarda yani kaç haftadır 2000
2023'ün Temmuz ayından beri sat sinyali vermiş olan, işte özellikle MACD gibi histogram bazlı da inceleyebildiğimiz hareketli ortalama olan 12 ve 12'nin türevi olan 26 hareketli ortalamanın burada birbirine yakınsaması, buradaki hareketleri yukarı yönlü evireceği için bu pozisyonu aldım ve devam ettiriyorum. Ha tabii ki yani kar cebe de yapabiliriz ama bu bir trend. Bu trend de eğer yukarı yönlü güçlü bir evrilme devam ederse muhtemelen 31.800, 34.500 bantlarına kadar sürdürme ihtimali var. Bu al seviyesinden sonra biz genelde 2 ya da 3 hafta daha pozitif bir havanın devam ettiğini görürüz. Eğer bu çok güçlenirse bu trend, yani işte hani diyelim ki 40 binlere falan gitti. O zaman tabii ki bu pozisyonu sürebildiğim kadar sürmeye çalışıyorum. Onu da zaten Twitter'dan takipçilerimle paylaşmaya çalışıyorum. Altın tarafında geçen hafta önemli seviyeleri konuşmuştuk. Şöyle altını da açalım. Ons tarafını. Geçen hafta hatırlarsınız şunu söylemiştik. Özellikle işte 1952 rakamından bahsetmiştik. 1952 rakamın üstünde şu anda o bir sonraki bahsettiğimiz rakamda 1992 rakamı olması lazım. 1986-1992 rakamlar olması lazım. Evet. Bugün orayı test ettiğimizi görüyoruz. Bu trend güçlenerek devam ediyor altın tarafında. Tabii ki dünyadaki konjonktürü de bundan etkileniyor. Burada eğer 2020 seviyesini alması durumunda ben tekrardan bir ATH denemesi yapıp artık bu yukarıdaki trendi, 2011'den gelen bu trendi zorlayıp kırma ihtimalini, yani 2100'leri hani haberlerin de kötü akışına göre tabii ki kırma ihtimalini masada olduğunu düşünüyorum. 2076 burada ATH seviyemiz. Yani buralara doğru tırmanma ihtimali olur. Burada riskli olan ne? Bir pozitif haber akışı. Yani o tarafta yaşanacak, Gazze tarafında, işte İsrail tarafında yaşanacak bir pozitif haber akışı. Burada bu trendin tekrardan aşağıda, işte kaçlı seviyeler diyelim, 1934 seviyeler. Bu seviyelere kadar geri gelmesi neden olur. Yani kazanımları tekrardan silme ihtimali olabilir. Tabii burada ABD 10 yıllıklar da çok önemli. Yani borsalar üstündeki asıl baskının nedeni ABD 10 yıllıklar diyebiliriz. Orada da işte 5 yıllıklar da 10 yıllıklar da ciddi anlamda yukarı yönlü bir evrilme var. O tarafta da hani borsalar açısından, dünya borsalar açısından da karın ağrılı bir süreç. Fed burada yumuşak iniş işini yapmaya çalışıyor ama ne kadar başarılı olacak önümüzdeki aylarda göreceğiz bunu. Şimdi dayandırdığımız sebepler ve sonuçlar özelinde baktığımda umarım altının düştüğü, borsanın da yükseldiği bir önümüzdeki hafta geçiririz diyeceğim. Tabii burada evet. Hani altı tutanlar da bana kızmasın. Sırf hani böyle savaş ve kaosu sevdiği için altın biraz orasını böyle bir esprili yorum yapmak istedim. Çok teşekkürler. Ben dediğim gibi tekrar edeceğim ama yani videonun başında böyle negatif bir video olur derken aslında böyle fırsatların olabileceği, tabii ki kesin bir şey yok ama bir hafta bizi bekliyor gibi anladım. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Var mıdır son eklemek istediğiniz bir şey? İzleyen ben teşekkür ederim. Dediğim gibi en kötüyü görmemiş olabiliriz ama önümüzdeki hafta ve sonrasındaki haftalarda yukarı yönlü bir evrilme içerisine girebiliriz. Tabii ki bunun haber akışıyla da bir direkt bağlantısı var. Haber akışı kötü geldiği zaman, yani kırılgan bir borsamız var. Yani likiditesi az bir borsamız var maalesef. İşte yurt dışı tarafından pozitif haberler de gelirse burada artık endeks tarafında ciddi anlamda çok güçlü bir şekilde 5 haneli rakamları doğru gitme ihtimalimiz var. Ama olur da haberler kötü gelip ondan sonra iş daha da karışıp işte diğer ülkelere sıçrayıp falan böyle bir duruma gelirsek, o zaman da muhtemelen 7000'li belki 6900 seviyelere doğru gitme ihtimalimiz var. Hani çok 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 kötü ne olabilir? O zaman 6700'ler diyelim. Burada muhtemelen hani göreceğimiz dip seviyeler olur diye düşünüyorum. İnşallah bu haftaki kayıpları önümüzdeki hafta daha fazlasıyla yerine koyduğumuz bir hafta olsun diyelim. Hem umarım ben de
Ben de aynı dileklerde bulunuyorum Kürşat Bey. Tabii ki tüm bunlardan haftası haftasına haberdar olmak için hem Kürşat Bey'i Twitter hesabından takip edebilirsiniz hem de sadece Borsa kanalını takip ederek onun videolarından bu bilgileri alabilirsiniz. İyi hafta sonları diliyorum Kürşat Bey. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.